Merhabalar, ben avukat Yağmur Atalay. Bugün Sözlük Global Hukukun İncisi programının konuğu benim. Bugün size iş hukuku, aile hukuku ve ceza hukuku alanlarında hukuki bilgiler paylaşacağım. Çekişmeli boşanma davaları hakkında bilgi verir misiniz? Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma ve perileri hususlarında anlaşma sağlayamadıkları boşanma davası türüdür. Boşanmada mal paylaşımı nedir, nasıl yapılır? Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesinin neticesinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların paylaşılması anlamına gelir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların neler olduğunun belirtilmesi gerekir. İş kazalarının en aza indirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Belli tip sanayi sınıfı işletmelerde OSGB ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi. Peki suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Suç teşkil eden fiillere uygulanacak olan yaptırımların kanunda düzenlenmesi gerektiği anlamına gelir. Yağmur Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Hukuk alanına nasıl yöneldiniz? Hangi branşlar üzerinde ilerliyorsunuz? Hukuk fakültesi küçüklüğümden beri hayalimdi. Ailem tarafından da bu konuda her zaman desteklendim. Şu an aile hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku alanlarında ağırlıklı olmak üzere danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyim. Çekişmeli boşanma davaları hakkında bilgi verir misiniz? Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma ve ferileri hususlarında anlaşma sağlayamadıkları boşanma davası türüdür. Genel ve özel boşanma sebeplerine dayanılarak açılabilmektedir. Burada genel ve özel boşanma sebeplerinin ne olduğunu belirtilmesi gerekir. Genel boşanma sebepleri geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı sebebiyle tartışma, hakaret, şiddet ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi gibi birçok sebepten dolayı genel boşanma sebeplerine dayanılarak çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ancak özel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu'nda sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar zina, hayata kasp, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı şeklindedir. Kişi eğer özel boşanma sebebine dayanılarak açarsa boşanma davasını, karşı tarafın kusurunu kanıtlaması gerekmezken genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılan çekişmeli boşanma davalarında kişinin karşı tarafın kusurunu kanıtlaması gerekir. Anlaşmalı boşanmak için aranan şartlar nelerdir? Anlaşmalı boşanma davaları tarafların boşanma ve ferileri hususlarında anlaşma sağlayabildikleri boşanma davası türüdür. Türk Medeni Kanunu 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. En çok görülen boşanma davası türlerinden de biridir. Anlaşmalı boşanabilmek için aranabilen şartlar ise evlilik birliğinin en az 1 yıl boyunca sürmüş olması, tarafların birlikte başvurması veya bir tarafça açılan boşanma davasının diğer taraf tarafından kabul edilmesi gerekir. Bunların haricinde tarafların boşanmaya yönelik iradelerinin hakim önünde serbest bir şekilde açıklamaları, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların hukuki durumu ile ilgili düzenlemenin de hakim tarafından uygun bulunması gerekir. Boşanmada mal paylaşımı nedir, nasıl yapılır? Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesinin neticesinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların paylaşılması anlamına gelir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların neler olduğunun belirtilmesi gerekir. Edinilmiş mallar çalışmanın karşılığı olan edinimler, kişisel malların gelirleri, SGK sosyal yardım kuruluşları tarafından yapılan ödemeler, çalışma gücünün kaybından ve azalmasından doğan tazminatlar ve edinilmiş mallar yerine geçen değerlerdir. Boşanma davasıyla birlikte açılamaz, boşanma kararının kesinleşmesi neticesinde açılabilir. Kişi mal paylaşımı davasıyla katılma payı, katkı payı ve değer artış payı alacaklarını talep edebilmektedir. Evlilik birliğinden önce edinilmiş mallar hiçbir şekilde mal paylaşımına dahil edilmezler. İş hukuku nedir? İş hukuku alanında bakılmakta olan davalar nelerdir? İş hukuku, işçi ve işveren haklarını ve günümüz çalışma koşullarını düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku alanında bakılmakta olan davalar ise hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, iş kazasından doğan tazminat davaları, işçi işveren arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi veya sözleşme yükümlülüklerine aykırılık sebebiyle düzenlenecek olan ihtarnameler. Bunlar haricinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uyuşmazlıklara bakılmaktadır. İş kazalarının en aza indirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Belli tip sanayi sınıfı işletmelerde OSGB ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi, işçilerin çalışma koşullarının güvenli bir şekilde tasarlanması, cihazların koruyucu ekipmanlarının sökülmemesi veya kişisel koruyucu donanımların takılabilmesi, iş hekimi, iş hemşiresi ve iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından işçilere çeşitli eğitimlerin sağlanması. Bunların haricinde o gün ruh hali yerinde olmayan veya kendisini iyi hissetmeyen kişilerin ya çalıştırılmaması ya da daha rahat bir işte çalıştırılması şeklinde tedbirlerle iş kazalarının önüne geçilebilir. Peki suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir? Suç teşkil eden fiillere uygulanacak olan yaptırımların kanunda düzenlenmesi gerektiği anlamına gelir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Anayasanın 38. maddesinde ve Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre toplumsal yaşam düzeni içerisinde yaşayan insanların muhatap olacakları yasakları belirleyerek özgürlük alanlarının sınırlarını çizer. Bu sayede ceza normuyla karşı karşıya kalan bir birey daha önce hiç bilmediği veya kanunda suç olarak tanımlanmamış bir fiilden dolayı sorumlu tutulamazdır.
kısa süreli hapis cezalarına uygulanan seçenek yaptırımlar hakkında bilgi verir misiniz? Önce kısa süreli hapis cezalarının ne olduğunun tanımlanması gerekir. Kısa süreli hapis cezaları, ceza yargılaması neticesinde kişi eğer 1 yıl ya da daha az süreli hapis cezası aldıysa buna kısa süreli hapis cezası denir. Türk Ceza Kanunu 49. maddesinin 2. fıkrasına göre kısa süreli hapis cezalarını seçenek yaptırımlara çevirmesi hususunda hakimin takdir yetkisi bulunur. Hakim buna göre sanığın kişisel özelliklerine, yargılama esnasında gösterdiği pişmanlığa ve sanığın ekonomik durumuna göre kısa süreli hapis cezalarını seçenek yaptırımlara çevirebilmektedir. Ancak bazı durumlarda eğer kişi daha önce mahkum edilmemiş olmak koşuluyla 30 gün ya da daha az süreli hapis cezası aldıysa veya 18 yaşını doldurmamış 65 yaşını tamamlamış bir kişi 1 yıl ya da daha az süreli hapis cezası aldıysa kısa süreli hapis cezalarına uygulanacak olan seçenek yaptırımlar ise adli para cezası, mağdurun ya da kamunun zararını aynen giderme, önceki hale getirme veya tamamen tazmin suretiyle giderme, belli meslekten ya da sanat yapmaktan yasaklanma, mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle belli yerlere gitmekten ve belli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, yine mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma, dikkat ve özen yükümlülüğü sebebiyle suça sebebiyet verilmesi halinde ise yine mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ehliyet ve ruhsat belgelerinin elinden alınması şeklinde tedbirlerdir. Yağmur Hanım, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Programı izleyen herkese teşekkür ederim.